Sarabya Ferah Evler Mahallesi sakinleri isyanın eşiğinde nedeniyse bir çöpe ve inanılır gibi değil ama kokudan yanına bile yaklaşılamayan o evde 20 yıldır dahi bir profesör oturuyor. Kendisi şu anda evde yok. Ömer Bey! Profesör diyorsunuz. Ya profesör. Yani bildiğiniz profesör yani. Çöp yığınları ve inanılmaz kötü bir koku daha evin bahçesinde başlıyor. Görüyorsunuz her tarafta istiflenmiş çöpler. İddiaların odağındaki bilim insanı elektrik elektronik alanında tam bir dahi. Üstelik de Türkiye'nin en seçkin üniversitelerinden birinde. Bu ev bir profesöre mi ait? Bu ev bir profesöre ait, evet. Akıl almaz iddiaya göre o profesör bu çöp evde yaşıyor. Mahalleli ne yapacağını şaşırmış durumda. Ben diyorum bana hocam şu evi temizle, kokudan duramıyoruz. Ha 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 gülüyor bana, yani umurunda değil. Ne olacak diyor, pire diye hihi yapıyor. Kolu pire dolu. Tarabya Ferah evlerdeki bu evden yayılan kokular 5 mahalle öteden duyuluyor. Ekibimiz iddiaları sormak için o eve girmeyi deniyor. Biz anlatmakla maç edemedik. 25 yıl geçti, bir değişen bir şey yok. Bir girelim mi içeri şöyle? Vallahi ben giremem. Ben giresem ölürüm. Ben sen girmek istiyorsan kapı orada. Profesör Doktor Ömer Cerit'e ait olan bu ev. Çöp ev yıllardır bu halde. Biz de tulumlarımızı aldık, maskelerimizi takıp birazdan içeri girmeyi deneyeceğiz ve bakalım içeride bizi nasıl bir manzara bekliyor olacak. Burası evin bahçesi ve gerçekten inanılmaz kötü, berbat bir koku var. Oo, çok kötü abi. Kapısı açık mı değil mi onu da bilmiyoruz gerçi ama. Kendisi şu anda evde yok. Ömer Bey! Of, abi koku çok kötü ya. Şimdi içeriye bir kez daha girmeyi deneyeceğiz. Çok mümkün değil, gerçekten mümkün değil. Çünkü bastığınız yerden böcekler fışkırıyor böyle. 20 yılı aşkın süredir bu evde kaldığı iddia ediliyor mahalleli tarafından ama bırakın 20 yılı, biz 20 saniye dahi bu evde yaşamanın çok mümkün olduğunu düşünmüyoruz. Bakın inanılır gibi değil. Geçtiğimiz günlerde profesörün rahatsızlanması üzerine ambulans ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Ekipler de şaştı kaldı. Aralarında rahatsızlananlar bile oldu. Burada itfaiyeci arkadaş bir saat kustu. Topumuzu dahi alamıyoruz buradan yani. O mavi bez yaklaşık 15 senedir orada asılıymış mahallelinin söylediğine göre. Mahalleli konuyu defalarca ilgili makamlara taşısa da bir sonuç alamadı. Artık sokağa çıkamaz olan bölge halkı isyanın eşiğinde. Elektrik profesörü burada çöpün içinde yaşıyor. Kendi yaşıyor bir şey değil. Bizi de mahvediyor, öldürüyor burada yani. Biz burada nefes alamıyoruz.